Günaydın. Saat 6'yı gerek geçiyor şu an. Dikmen'e doğru da çıktık. Daha doğrusu yola çıktım. Adapazarı merkezden Kemal abiyi alacağım. Oradan Dikmen'e doğru pedallamaya başlayacağız. Evet Kemal abi, hoş geldin. Kusura bakma geciktim. Evet. Hendek Dikmen Yaylası'na doğru başladık pedallamaya. Aha, sabah sabah köpekler. Dikmen Yaylası'nın yaklaşık 1725 metre yüksekliği var, rakımı var. Bayağı zorlu bir parkur. Ama yolu çok güzelmiş. İnşallah güzel bir yolculuk olsun. Köpekler ne yapıyorsunuz? Çekilin. Şşt. Soytarı kılık mı? Kemal abi patak patak gitti. Vay 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 vay. Günaydın Kemal abi. Hava bulutlu, yağmur yağmaz değil mi? Bugün açık gerçi değil mi? Bayağı sıcak. Yukarısı gerçi serin olur da. Evet, Hendek'e yetiştik. Hendek'ten şimdi otobanına doğru döneceğiz. Oradan Dikmen yoluna sapacağız. Böyle yavaş yavaş. Hava çok güzel bu arada, serin. İnşallah yukarıya kadar böyle devam eder. Kemal abi, hazır mısın? İnşallah. İnşallah, maşallah. Yüksekliğini biliyor musun? 1725 metre. Evet, Dikmen Yaylası'nın dediğim gibi rakım 1725. Ama böyle yollar çok güzelmiş. 3 hafta önce iki arkadaş gitmişti. Onlardan aldığımız bilgiye göre asfalt. Ama öyle yokuşlu. Güzel bir parkur olacak inşallah. Kemal abi, şimdi rotayı sen anlat. Çıkanlık köyünden inşallah. Akçı köyünden Dikmen. Ondan sonra yaylamıza çıkacağız inşallah. Yayla çok güzel bir yer bu arada. Ben görmedim. Ben Dikmen'e kadar çıktım. Ama köyüne. Akçı köyü zaten kaynanamın köyü. İnşallah beni kimse görmez. Abi görsünler ya, kahvaltı yaparız orada. Kahvaltı için işte bari vermezler. Evet. Kilometre ne oldu bize? Abi Hendek'ten şeye Dikmen'e 36 kilometre. Aynen. Hendek'ten. Buraya kadar 35. Yani 75. Şöyle 150 toplamda. Aynen. Ya git gel ama bunun dediğim gibi uzun bir kısmı yokuş. Evet, yokuş ve olduğu için zamana ihtiyacımız var. Aynen. O yüzden erken çıkalım dedik. Ama öyle böyle yokuşlar değil evet. Arkadaşlar. Bazı yerlerde Recep'in dediğine göre abi %20'yi buluyormuş ha. Öyle diyor ha, abi diyor. Thank you.
Ne abi nasıl? İyiyim, açtım. Ya farklı bir şey aldım, yukarıya bakıyordu. Onu ayarlayayım derken. Ya geç kocaman yol. Bisikletle sen buraya hiç çıkmadın değil mi abi? Yok, hiç gelmedim. Ben de bir ilk. Arabayla. Bakalım nasıl olacak. Yani. Yollar hep böyle herhalde. Recep'lerin fotoğraflarında. Yine de çatlamış lan. Yani. Abi çok kalın yapmıyorlar ki burayı. Altı. 50 bir tona karşı. Aynen. Servis kamyon geçiyor. Bu sonu. Çatlamış. İyi rampa değil mi hocam? He? Severim böyle rampaları. Şeyi andırıyor mu? Neyi? Bayraktepe. Yok abi. Bayraktepe farklı bir şey ya. Ne oldu abi? Ya Allah. Evet. Zaten kirlenecek. Lavabosu nerede bu? Bilmiyorum abi. Bu tarafta olabilir, bakayım. Burada abi, burada. Aha. Ben hiç inmeyeyim. Böyle pedallayayım burada. Çık sen yavaş yavaş, ben git. Çıkayım mı? Tamam abi, görüşürüz, ben çıkıyorum. Tamam.
Evet, yol ayrımı var burada. Bir Karadere'ye gidiyor, bir de Dikmen Yaylası'na gidiyor. Sağdan devam ederseniz Dikmen Yaylası'na çıkarsınız. Haydi bakalım. Of. Abi boru değil ya. 1725 metreye çıkacağız ha. Hava serinledi. Burada. Valla arkadaşlar, mola verdik. Sebebini göstereyim size. Hatta dur şöyle yapayım. Heh. O kadar çok ki. Şimdi size gösterdikten sonra afiyetle yiyeceğiz. Değil mi Kemal abi? Hatta Kemal abi yerken göstereyim size. Ay baksana şunun güzelliğine. Muhteşem bir şey bu ya. Doğayı o yüzden seviyorum Kemal abi. Valla. Şunun güzelliğine baksana. İstanbul gibi değil değil mi? İleride bulursak böyle iyi yine yeriz ya. Ama çok tat, çok güzeldi ya tadı. Büyükleri de vardı abi. Su akıyor ama sesi geliyor. Kaynımda durup su alıyor. Burası çok ağır. Of abi şu çınar ağacına baksana. Oy oy oy. Şuranın güzelliğine bak. Oy. Çekelim mi şey buraya? Dur. Yol üzerinde böyle çeşmeler aşırı derece göreceksiniz arkadaşlar. Kartepe'den çok daha güzel. Niye? Böyle o kadar güzel bir doğası var ki insan böyle şuranın güzelliğine bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Kartepe'de ben durmadan çıkıyorum. Duracak yer yok. Ama burada o kadar güzel yer var ki. Değil mi Kemal abi? Evet. Burada
derecede gelip etrafı kirletmeden ama. Kesinlikle. Elini yüzünü yıkayacak mısın abi? Yüzünü yıkadım da yıkayacak mısın? Soğuk değil mi? Şeyleri boşaltıp. Oh. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Dolduracak mısın şey sulu? Ya bu ziyan olmasın. Buzdolabından içer gibi valla ya. Çok güzel ya. Valla arkadaşlar, idmanı olan, kendine güvenen, bisikletini alsın gelsin. Şu aşağıdan su sesi geliyor mu bilmiyorum ama muhteşem bir dere sesi geliyor şu an. Bisikletinize gelemiyorsanız bile arabanızla gelin ama ne olur çevreyi kirletmeyin, ne olur. Merkezdeyiz. Bir alışveriş yaptık şimdi. Buradan yaylaya 6 kilometre kalmış. Kemal abi de biraz işi var. Halledip buradan tekrar Dikmen'e doğru yol alacağız. Benim kayınpeder rahmetli valilikte şeydi. İzmit Valiliği'nde odacıydı. Trafik kazasında öldü. Kaynanam da Mehmet Ali Paşa da okulda hademeydi. Oradan emekli işte. Kaynanam sağda. Hocam ne aldın? Taş mı aldın hocam? Abi domates aldım, salatalık aldım, peynir aldım, onun üzüm aldım. Çıkıyor muyuz? Hadi bakalım. Ondan sonra kolay gelsin. Sağ olun teyzeciğim, iyi günler. Sağ olun. Evet, Dikmen Yaylası'na geldik. Ayakkabılara bak. Soğuk değil mi? Burada yemek yiyelim abi. Gelir ya. Masamız var. Aynen, masa da var. Şöyle göstereyim. Dikmen Yaylası'nın evleri. Thank you.
Değişik bir yerden mi gideceğiz, bir şey dedi ya. Yok yok, aynı yerden abi ya. O aynı şeyi söylüyor ya. Evet, Dikmen maceramız. Yokuş kısmı. Kazasız belasız. Bitti. Şimdi iniş kısmına başladık. En çetin, en yorucu yokuşları bitti. Şimdi şu ileride Kemal abiyle aramı bayağı açtım. Kemal abiyi bekleyeceğim. Ama muhteşem bir turdu. Sadece Dikmen köyünden sonraki yol gerçekten çok kötü. İdmanı olanlar için söylüyorum. Sadece ve sadece Dikmen köyüne gidin. Yaylaya yol bisikletiyle çıkmayın. Yazık edersiniz yol bisikletlerine. Şimdi Hendek'ten benim eve kadar yaklaşık ben bir 50 kilometre daha gideceğim. Kenan abi Adapazarı merkezde kalacağım. Bir dahaki bisiklet turunda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın.